Arkadaşlar merhaba. Bugün öğrencilerden gelen sorular köşesinde güzel bir dikdörtgen sorumuz var. Bu dikdörtgen sorusunu benzerlik yöntemiyle çözeceğiz. Şöyle başlayalım. ABCD bir dikdörtgendir diyor. O zaman A 90, B 90, C köşesi 90, D köşesi 90 derecedir şeklinde işlemler yapabiliriz. D uzunluğunun A uzunluğuna eşit olduğu şekil üzerinde gösterilmiş. AF uzunluğunun x olduğu belirtiliyor. Biz de işlemimizi şöyle yapalım. Şurası y olursa burası da y. Dolayısıyla BC uzunluğu da 2y olacaktır. Bunun dışında küçük üçgenimiz AFE üçgeninde E köşesindeki açıyı alfa açısı, A köşesi zaten 90 dereceydi. F köşesinin sol tarafını beta açısı şeklinde isimlendirirsek alfa, beta ve 90'ın toplamının 180 olması alfa, beta'nın 90 derece olmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla F köşesinde bir parça B 90 ve sağdaki parçamız alfa açısı olmalı ki toplamları yine 180 dereceyi tamamlasın. Sonrasında F, B, C üçgeninde yine alfa açısı, 90 açısı ve beta açısının bulunması gerekmektedir. Yöntemimiz şu olacak. Aynı açının karşısındaki kenar uzunlukları kendi arasında oranlanabiliyor. Küçük üçgende alfanın karşısı x bölü büyük üçgende alfanın karşısı 2y eşit olmalıdır. Büyük üçgende alfa beta'nın karşısı y bölü büyük üçgende beta'nın karşısı BF uzunluğu ki BF uzunluğun şu anda ne olduğu bilinmiyor. O da eşittir diyeceğiz. Küçük üçgende 90'ın karşısı 3 bölü büyük üçgende 90'ın karşısı o da 8 olacaktır. Bakın buradan aradaki işlemi yani şunu göz ardı ederek hareket etmeye çalışırsak İç açılar çarpımı yapalım. Geri kalanlar arasında 8x eşittir 6y sadeleştirme işlemi yapıp bu eşitliğin sağlanabilmesi için x'in yerine 3k, y'nin yerine 4k yazmak yeterlidir. Hemen yazalım. Bakın şuradaki AFE üçgeninde yapalım bu işlemimizi. X gördüğümüz yere 3k, y gördüğümüz yere eğer 4k yazacak olursak bunun 3, 4, 5 üçgeni olduğunu görebilirsiniz. Dolayısıyla 3'ün 5k'ya eşit olması gerekecektir. Eğer 3 sayısı 5k'ya eşitse o zaman buradan k'nın değeri 3 bölü 5 olacaktır. Ki biz x'i istiyoruz. O zaman da x'in değeri 3 çarpı k yani 3 çarpı 3 bölü 5 o da 9 bölü 5 olacaktır. Eğer cevaplarda aynısı yoksa bunu ondalıklı sayıya çevirmeniz gerekecektir. Bu da 1 tam 10'da 8 sonucunu verir. Cevabımız C seçeneği olacaktır.